Ala Resulüne salavat. 29. sözden sual doğru telaffuz edilebilir mi bilmiyorum ama şöyle bir sual sorulsa, efendim ağzımızdan çıkan kelimelerden canlı, idrakli, şuurlu varlık yaratılıyor olsa ne yaparız, ne yapmalıyız? Suali okuyacağımız dersin içinde gizli aslında. Evet, 29. söz. Bekâ-yı ruh ve melaike ve haşre dairdir. Haşir Risalesini biz 10. söz olarak biliyoruz. Ama burada da Haşir Risalesi anlatılıyor. 10. sözle bu sözün farkı, 10. söz esmaya dayalı haşrin ispatı yapılıyor. Bu sözde ise akli ve mantıki delillerle haşrin ispatı yapılıyor. Farkı o. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ biizni rabbihim. Kulir ruhu min emri rabbi ilâ ahiril âyâ. Allah'ın rahmetinden kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, melekler ve Cebrail'e o gecede Rablerinin izniyle yeryüzüne inerler. Kadir Suresi 4. ayet. 2. ayet ise de ki, ruh Rabbimin emrindendir. İsra Suresi 85. ayet. Şu makam, iki makasıdı esas ile bir mukaddimeden ibarettir. Biz mukaddimeyi okuyup anlamaya, idrak etmeye çalışacağız. Anlamak, rahmetli Ceylan Çalışkan abinin ifadesiyle iki türlüdür diyor. Abimiz der ki, bir metindeki manayı anlamak, bir de metinden hasıl olan manayı anlamak. Misal der, kardeşler Uhuvvet Risalesini okurlar, metni anlarlar. Fakat verilmek istenen manayı anlamadığı için birbiriyle kavga ederler der. Cenab-ı Hak verilmek istenen manayı anlamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Mukaddime. Melaike ve ruhaniyatın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar katidir denilebilir. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi hakikat katiyen iktiza eder ve hikmet yakinen ister ki zemin gibi semavatın dahi sekeneleri bulunsun ve zişuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun. Şeriatın lisanında pek çok muhtelifül cins olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Melaike ve ruhaniyatın vücudu, melekler, ruhaniyat. Bu bahisin ilerleyen paragraflarında, ilerleyen sayfalarında izah ediliyor. Ruhaniyat iki türlüdür. Bir, bu dünyadan vefat eden ve kabir ehli olan insanların ruhları. Bir de ruhaniyat. Yani iki türlü ruhaniyat var. Bu iki türlü ruhaniyatın birinci tabiriyle ruhaniyat dediğimiz meleklere benzer varlıklar, onların ispatı izah ediliyor. Hangi noktadan? Hakikat noktasından, hikmet noktasından değil. Peki hakikat noktası nedir? Hikmet noktası nedir? Üstad Hazretleri 31. sözde mukaddime kısmında diyor ki, Miraç bahsinde, İnnehü'deki zamir ya Cenab-ı Hakk'a racidir veyahut peygambere racidir. Yani Miraç hadisesine, olayına bir Cenab-ı Hak noktayı nazarından bakmak var. Bir de peygamberimizin noktayı nazarından bakmak var. Cenab-ı Hak noktayı nazarından bakılırsa Miraç'ın manası, ehemmiyeti nedir? Peygamberimizin noktayı nazarından bakılırsa Miraç'ın ehemmiyeti nedir? Peygambere göre olsa
kanunu belagat ve münasebeti siyak-ı kelam şöyle ifade ediyor ki, bu seyahat-ı cüziyede bir seyahat-ı umumi, bir urucu külliyi var ki, ta sidretül müntahaya, ta kab-ı kavseyne kadar meratib-i külliyeyi esmaiyede gözüne, kulağına tesadüf eden, ayat-ı Rabbaniye'yi ve acayip bir sanat-ı ilahiyi işitmiş, görmüştür der. Demek ki Peygamberimiz tarafından bakıldığı zaman bu bir seyahatmış. Peki Cenab-ı Hak tarafından bakılırsa nedir? Cenab-ı Hak tarafından olay ve hadiselere bakmak hakikat noktayı nazarıdır. Eğer zamir Cenab-ı Hak'a raci olsa şöyle olurdu ki, bir abdini bir seyahatte huzuruna davet edip bir vazife ile tavzif etmektir. Yani Cenab-ı Hak birisiyle konuşacak, kullarıyla konuşacak, vazifeli bir memur istiyor. O memuru huzuruna çağırmak. Olayın hakikati buymuş. Bu kaideyi burada şimdi uygularsak, bir hakikat noktasından, yani melaike ve ruhaniyatın niçin olması gerekiyor? Hakikat noktasından önce üstadımız izah edecek, daha sonra hikmet noktasından izahını yapacak. İlk cümle şuydu, melaike ve ruhaniyatın vücudu, insan ve hayvanların vücudu kadar katidir. Peki Cenab-ı Hak kainatı niçin halketmişti? Ben bir gizli hazine idim, bilinmek istedim, mahlukatı yarattım. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Evet, dolayısıyla insanların yaratılış gerekçesi aynı zamanda ruhaniyatın da yaratılış gerekçesiymiş. İnsan niye bu dünyada varsa, melaike ve ruhaniyat da bu dünyada olması gerekiyormuş. Bunun izahı yapılıyor. Evet, 15. sözün birinci basamağında beyan edildiği gibi, hakikat, yani olaya Cenab-ı Hak nezdinden bakış, katiyen iktiza eder. Ve hikmet, yakinen ister ki, Cenab-ı Hak tarafından tamam böyle isteniyor ama, insanlar tarafından da bu böyle olması gerekiyor, deniyor. Zemin gibi, semavatın dahi sekeneleri bulunsun. Peki, o sekenelerde istenilen özellik ne? Zişuur olacak. Zişuur sekeneleri olsun ve o sekeneler o semavata münasip bulunsun. İyi de biz diğer galaktik sistemlerdeki varlıkları göremiyoruz. Niye göremiyoruz? Üstad Hazretleri yine ilerleyen bahislerde diyor ki, bizim onları göremeyişimizin 3 tane sebebi var. 1- uzaklık. 2- diyor göz zayıflığı. 3- onlar bizden gizleniyor diyor. Uzaklık, hakikaten maddi noktada uzaklık. Yani maddi noktadan biz onlara çok uzağız. 2- manevi yönden de biz onlara uzağız ki onları görmüyoruz, göremiyoruz. Onların makamına çıksak veya onları geçmiş olsak onları müşahede edebiliriz. İkinci şık olarak da göz zayıflığı diyor. Göz maddi noktadan hakikaten zayıf. Misal şu masanın üzerinde mikroskopla baksak, laboratuvar şartlarında baksak, şurada nice varlıklar var. Ama biz o gözümüzde göremiyoruz, zayıf kalıyoruz. Bir de maneviyat yönüyle zayıflık var ki, maneviyat yönüyle de göremiyoruz. Üçüncü sebep de Üstad Hazretleri ileride söylüyor yine. Onlar diyor gizleniyor, gizlendiği için göremiyoruz. Peki bu varlıklar ne? Zişur sekeneleri olsun. Ve o sekeneler o semavata münasip olsun. Bizim göremeyişimizin bir dördüncü sebebi de şu. Oraları buranın şartlarıyla mukayese ediyor, kıyas ediyoruz. Ya nasıl burada varlıklar var, orada da var. Ama biz bu şartlardaki ne orada arıyoruz. Ama oranın şartları farklı. Semavata münasip bulunsun. Şeriatın lisanında pek çok muhteliful cins olan o sekenelere melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, evet, üstad şimdi bu cümleyi biraz izah ediyor, biraz daha açıklıyoruz. Hakikat böyle iktiza eder. Neden? Zira şu zeminimiz semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber zişur mahluklarla doldurulması
ara sıra boşaltılıp yeniden yeni zişurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi nuru vücudu nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan zişuur ve zevil idrak mahluklarla elbette doludurlar. Zevil idrak mahluklarla elbette doludurlar. Üstadımız önce bize zeminimizden misal verdi. Zeminimiz diyor, zira şu zeminimiz semaya nispeten küçüklüğüyle beraber 36 bin adet dünya güneşin içine giriyor. Rakamlarda belki telaffuz olabilir, tam emin değilim ama kaynaklardan bakılabilir. 136 bin adet güneş de Antares denen bir gezegenin içine giriyor. Antares denen gezegenden sayılamayacak kadar çok gezegenler var. Dolayısıyla Samanyolu galaksisinde trilyonlarca yıldız var. Samanyolu galaksisi gibi keşfedilemeyen çok galaksiler var. Rakama girmiyor. Dolayısıyla bu galaktik sistemin içinde dünya çok küçük bir nokta gibi kalmıyor. Semaya nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber. Peki hakaret ne? Şu anda yani Risale-i Nur'daki ifadeyle beşte birisi Allah'a inanıyor, peygambere inanıyor veya İslamiyet'i yaşıyor. Kalanı hakaret kısmına giriyor. İyi güzel de bu hakaret kelimesini ben ileride kullanacağım. Aklınızda olsun. Çünkü diğer varlıklarla da alakalı. Veya şöyle diyelim. Üstadımız 2-3 sayfa sonra diyor ki elektrikten, savttan, nardan, nurdan, manalardan, kelimattan çokça canlı, şuurlu, idrakli varlıklar yaratılır. Benim dikkatimi çeken bir, insan olmamız hasebiyle kelimeler, iki manalar, üç kokular, dört sesler. Benim ağzımdan çıkan bir kelime, 20. lema, 3. sebepte üstad diyor ki, ihlasla ve niyeti sadıka ile diyor ağzınızdan kelime çıkarsa, bu canlanır, hayatlanır. Zişur varlıkların kulaklarına girer, oralarda iş yapar. 28. lema 20. nüktede de diyor ki, ağzımızdan çıkan bir kelime, bir habbe, hava zerreleri sayesinde bir habbe, milyonlar habbe olur. İyi güzel de, ağzımdan çıkan kelimelerden canlı, şuurlu varlık yaratılıyor mu? Yaratılıyor. Güzel manalardan güzel varlıklar. Peki, güzel kelimeler çıkmadığı zaman benim ağzımdan, o kelimelerden, o cümlelerden, o manalardan da canlı, şuurlu varlık yaratılıyor. İşte şu anda sosyal hayatta Allah alem geçimsizliğin sıkıntılarından bir tanesi de bu olsa gerek. Çünkü üstadımız 20. söz, 1. birinci makam, 1. nüktede ayet işaret ediyor ki diyor, bu varlıklardan o nevin istidatlarını bozan ve yanlış yollara sevk eden mevaddı şerire, şerir maddeler, kötü maddeler ile onların mümessilleri ve sekene-i habiseleri o nevi beşerin tarık-ı kemalatında ne büyük bir engel ne müthiş bir düşman teşkil ettiğini Kur'an'daki ayet ihtar ediyor diyor üstad. Bakın ağzımızdan çıkan varlıklardan. Peki üstada soralım. Ya üstadım, biz bu varlıklardan, kötülerinden, bu mevaddi şerirlerden nasıl kurtulabiliriz? Üstad yine birkaç sayfa sonra diyor ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın cinlerle ilgili mucizesinde o şeytanlardan ve cinlere diyor maskara olmaktan değil, onları diyor tesir edip şerlerinden korunmaktır. Nasıl? Tılsımat-ı Kur'aniye ile diyor. Peki tılsımat-ı Kur'aniye ne?
lemaatta geçiyor. Tılsım eşit tılsım iki nokta üst üste celbeder habis ruhları diyor. Yani tılsımın bir başka manası da şu. Kimse tarafından keşfedilemeyen, bilinmeyen sırlı ayetler demek. Yani hurufu mukadda. 14 tane harf. Bunu da üstad hocaları latif nüktelerde izah ediyor. Konumuza dönecek olursak, zeminimiz semavayata nispeten küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, yani Cenab-ı Hakk'a karşı gelme, inkar etme, şirk koşma vesaire beraber, zişur mahluklarla doldurulması, buna rağmen yeryüzü dolduruluyor, boşaltılıyor, dolduruluyor, boşaltılıyor. Ara sıra boşaltılıp yeniden yeni zişurlarla şenlendirilmesi işaret eder. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar. Peki bu kadar kasırlar yapılmış. Bu kasırlar boş olsun, hali kalsın diye mi yaratılmış? Elbette ki hayır. Peki insanoğlu o kasırlara şu anda maddi yönüyle gitme şansı yok, gitmiyor. Peki o zaman oralarda Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatları, nukuşlarını, esmalarının tezahürleri var. Oradaki o esmalar, o nukuşları kim mütefekkir edecek, kim tefekkür edecek, kim müşahat edecek, kim Cenab-ı Hakk'ı takdis edecek? İşte o varlıklar oralarda o vazifeyi yapıyor. Ruhaniyatla melaikenin şöyle de bir farkı var. Melaike yine birinci maksat, birinci esasta diyor. Herhangi bir vücudu olan varlığa müekkellik yapılıyor. Ama bu ruhaniyatların müekkelliği söz konusu değil. Sadece tefekkür ediyor. Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını müşahede ediyor. Cenab-ı Hakk'a takdim ediyor. Böyle bir farkları var. Belki tasrih eder ki şu muhteşem burçlar sahibi olan müzeyyen kasırlar misali olan semavat dahi nuru vücudun nuru alan, nuru vücudun nuru olan zihayat, nurlu varlıkların vücudunun şartı ne? Hayat sahibi olması. Nuru vücudun nuru olan zihayat ve zihayatın ziyası olan zişuur. Hayat da yetmiyor, şuur olması gerekiyor. Şuurla Cenab-ı Hakk'ın o varlıkları, o sarayları, kasırları neden ve niçin yarattığı ortaya çıksın. Oradaki isim ve sıfatlar niçin orada yapılmış, niçin tezyin edilmiş ortaya çıksın. Şuur olmazsa bunların gayeleri, maksatları anlaşılmaz. Sadece hayat sahibi olarak gelir geçer. Hayatın ziyası olan zişuur ve zevil idrak mahluklarla elbette doludur. O mahluklar dahi ins ve cin gibi, insanlar ve cinler gibi şu saray alemin seyircileri ve şu kainat kitabının mütalacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar. Üç tane misal verdi üstad. Bir, alem sarayı var. Saray yapıldıysa bu saray müştemilatıyla doldurulmuş. Bu sanat incelikleri, sanat harikalıkları, kudret mucizeleri görülmesi gerekiyor, tefekkür edilmesi gerekiyor. Başka, kainat kitabı. Yani bu bir kitapmış. Bu kitabı okuyacak, mütalaa edecek varlıkların olması gerekiyor. Başka, şu saltanat-ı rububiyetin dellalları, rububiyet saltanatının dellallığı yapılması gerekiyormuş. Hadi dünyada 1/5 oranında Müslümanlar yapıyor. Ama o galaktik sistemlerdeki bu dellallığı, bu mütalayı, bu seyirciliği kim yapacak? O varlıklar yapıyormuş. Külli ve umumi ubudiyetleri, külli ve umumi ubudiyetleriyle kainatın büyük ve külli mevcudatın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Evet, şu kainatın keyfiyatı onların vücutlarını gösteriyor. Neden onların vücutlarını gösteriyor? Çünkü kainatı haddü hesaba gelmeyen dakik sanatlı tezyinat ve o manidar mehasin ile ve hikmettar nukuş ile süslendirip tezyin etmesi bilbedahe ona göre mütefekkir istihsan edicilerin, o süslenmiş, tezyin edilmiş sarayın görecek,
maşallah, berekallah diyecek varlıklar gerekiyor. Bilbedahe, ona göre mütefekkir, istihsan edicilerin ve mütehayyir, hayrette kalan takdir edicilerin enzarını ister. Onların var olmasını ister. Vücutlarını talep eder. Evet, nasıl ki hüsün elbette bir aşık ister, taam ise aç olana verilir. Tok olana yanında sofralar olsun, o yemeği yemez. Öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıdayı ervah ve kutu kulüp elbette melaike ve ruhanilerle bakar, gösterir. Nasıl ki hüsün elbette bir aşık ister, taam ise aç olana verilir, öyleyse şu nihayetsiz hüsnü sanat içinde gıdayı ervah ve kut'u kulub elbette melaike ve ruhanilere bakar, gösterir. Madem bu nihayetsiz tezyinat, nihayetsiz bir vazifeyi tefekkür ve ubudiyeti ister, halbuki insan ve cin, şu nihayetsiz vazifeye, şu hikmetli nezarete, şu vüs'atli ubudiyete karşı milyondan ancak birisini yapabilir. Milyondan ancak birisini yapabiliyor. Peki kalanı? Demek bu nihayetsiz ve çok mütenevvi olan şu vezaif ve ibadete, nihayetsiz melaike envaları, ruhaniyat ecnasları lazımdır ki şu mescid-i kebir-i alem saflarıyla doldurulup şenlendirilsin. Evet, şu kainatın her bir cihetinde, her bir dairesinde, ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, birer vazifeyi ubudiyetiyle muvazzaf olarak bulunurlar. Bazı rivayat-ı hadisiyenin işaretiyle ve şu intizam alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım eczam-ı camide-i seyyare, yıldızlar seyyaratından tut ta yağmur kataratına kadar bir kısım melaikenin sefine ve merakibidirler. Yani melekler yağmur damlasına binerler, ona refakat ederler, semadan zemine inene kadar refakatları devam eder. Ne zaman ki zemine indi, refakatlığı biter, o meleğin de vazifesi biter. Başka bir vazifesi olmuyor. O melaikeler bu seyyarelere izni ilahiyle binerler, alemi şehadeti seyredip gezerler ve o merakiplerin tesbihatını temsil ederler. Bakın, melaikeler o yağmur damları veya kataratları veya işte dolu danelerine müekkellik yapıyor. Şimdi de ikinci kısım ruhaniyata geçiyor üstad. Bunu da şu cümleden anlıyoruz. Hem denilebilir, hem işlenen bir mevzuya bir başka yönüyle bakma demektir. Hem denilebilir, bir kısım hayattar eczam, bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhların berzah aleminde yeşil kuşların cevlerine girerler ve cennette gezerler. Şimdi Risale-i Nur'un değişik yerlerinde bahisler var. Vücut hayrı mahzdır. Adem bunun zıttıdır. Dolayısıyla vücut güzelliklerle dolu. Biz buraya vücut alemleri kazanmaya geldik. Biz buralarda ne kadar vücut alemleri kazanabilirsek, vefat ettikten sonra ruhlarımız da o kazandığımız vücut alemlerinde seyran ediyorlar. Hani deniyor ya işte, ruhlar orada, Müslümanların ruhları gezecek. Neye göre gezecek? Cenab-ı Hak hakimdir. Hikmetli iş yapar, abes iş yapmaz. İşte burada kazandığımız
vücut alemleri nispetinde orada biz gezeceğiz. Mesela ehli dalalet veya diğer gruplar ne yapıyor? Vücut alemi kazanmadığı için adem alemleri ve adem alemleri hesabına çalıştıkları için o da yokluk hesabına geçiyor. Gidecekleri bir yer olmadığı için ruhları mahfuz kalıyor. Orada cesetle beraber kalıyor. Gezemiyorlar. Üstad diyor ki bakın, bir kısım hayattar ecsam bir hadis-i şerifte ehli cennet ruhların berzah aleminde, yani kabir aleminde, kabir alemini tam karşılamıyor. Berzah alemi farklı bir şey, kabir alemi farklı bir şey. Yanlış telaffuz etmeyelim. Yeşil kuşların cevlerine girerler ve cennette gezerler diye işaret ettiği tuyurun hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. O varlıkların, nurani varlıkların tayyareleridirler. Onlar bunların içine emri hakla girerler. Alemi cismaniyatı seyredip o hayattar cesetlerdeki gibi duygularıyla alemi cismanideki mucizatı fıtratı temaşa ediyorlar. Yani fıtrat mucizelerini, harikalarını o varlıkların gözüyle temaşa ediyorlar. Tesbihat-ı mahsusalarını eda ediyorlar. İşte nasıl hakikat böyle iktiza ediyor. Bakın hakikat Cenab-ı Hakk'ın noktayı nazarından bakıldığı zaman bu yaratılan kasırlar boş olmaması gerekiyor. Nasıl ki dünya boş değilse kasırlar da boş olamaz. Bunu hakikat iktiza ediyor. Nasıl ki hakikat böyle iktiza ediyor, hikmet dahi aynen öyle iktiza eder. Yani kainatımız 120 milyar yıldır Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellileri işliyor. Yani hiçbir yer yok ki Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının tecellileri orada olmasın. Böyle bir yer düşünülemez. Böyle bir yerler varsa, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını orada nakışlarını gösteriyorsa, o nakışları da ne yapması lazım? Canlı, şuurlu, hayattar varlıklar tefekkür etmesi lazım. Hikmet bunu gerektiriyor. Hakikat de bunu gerektiriyormuş. Neden? Çünkü şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan, kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur hayata münasebeti pek cüzi olan sudan mütemadiyen hummalı bir faaliyetle letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eder. Fatır Hakim elbette ruha çok layık. Peki ruha çok layık ne demek? Üstad Hazretleri 16. söz 1. şuada temessül bahsini anlatıyor. Mesela kesafetli maddelerin yansıması var. Yarı nurani varlıkların yansıması var. Tam nurani varlıkların yansıması var. Yansımadan temessül bahsine geçiyor. Şimdi yarı nurani olarak da Üstad güneşi misal veriyor. Güneş bir aynaya aksettiği zaman ısısı, ışığı ve yedi rengini akseder. Peki tam nurani olan neleri misal veriyor? Ruhları misal veriyor. İnsanların ruhları tam nuranidir. Az önce 20. söz, 1. makam, 1. nükteye dönersek, insanların istidatlarını bozan, yanlış yollara sevk eden, düşünün ki karşıda bir şahıs var. Erkek olması, bayan olması fark etmiyor. Ruhu nuraniyet kesbetmiş mi? Nurani. Peki nurani varlıklar bir anda her şeyi karşıya yansıtabiliyor mu? Yansıtabiliyor. Biz onu dikkatle baktığımız anda onda ne tür hastalıklar dahi varsa olduğu gibi bize geçiyor. Kopyala yapıştır yöntemiyle. Ama imani hasletleri varsa onlar da bize yansıyor. Risale-i Nur'daki ibareyle insiba ve inikas diyor. Olduğu gibi yansıma.
Dolayısıyla işte bakışlarımızı istikamete çevirmemiz lazım. Peki şer bakışlardan nasıl kurtulacağız? Az önce ifade etmiştik. Üstadın ifadesiyle tılsımat-ı Kur'aniye ile. Fatır Hakim elbette ruha çok layık, yani ruh gibi varlıklardan çokça yaratıyor. Az da değil. Ruha çok layık ve hayata çok münasip şu nur denizinden ve hatta şu zulmet bahrinden, şu havadan, şu elektrik gibi sair maddeyi latifeden, maddeyi latife, latif maddeler. Neler? Bilemiyoruz. İsmini koyamıyoruz. Her tür latif maddeler. Akışkan. Yani gözle görebildiğimiz veya göremediğimiz maddeler. Bir kısım zişur mahlukları vardır. Hem pek çok kesretle olarak vardır. Birinci maksat. Melaikenin tasdiki imanın bir rüknüdür. Melaikenin tasdiki imanın bir rüknüdür. Şu maksatta dört nükteyi esasiye vardır. Dört tane esas nükte vardır. Biz biliyoruz ki Risale-i Nur'daki noktalar akli meselelerdir. Nükteler ise kalbi meselelerdir. Yani buraya okuyacağız ama akılla tartmaya çalışmayalım. Çünkü Üstad Hazretleri 17. lama 10. notada diyor ki marifetullah bürhanları 3 çeşittir diyor. İşte su gibi, hava gibi, nur gibi. Yani nur gibi bir delile, bürhane siz hava gibi yaklaşırsanız o bizden gizleniyor. Veya sönükleşiyor. Onun için kalbi meselelere kalple yönelmek lazım. Akli meselelerde akılla yönelmek lazım. Dolayısıyla burada nükte dediğine göre kalbi meselelere kalbi meselelerle yönelmek lazım. Birinci esas. Vücudun kemali hayat iledir. Vücudun kemali. Vücut. Vücut nedir? Yaratılan her şey. Mesela ben ruhumu göremiyorum. Ruhum bir vücudu var. Efendim ben enemi göremiyorum. Enemin bir vücudu var. Vesaire. Mesela diyoruz ki hani işte derslerde feyiz, bereket, ilham, ihtarat, bunların da vücutları var. Ama bizim bildiğimiz vücutlar gibi değil. Peki bunların kemali ne ileymiş? Hayat iledir. Yani vücutların olgunluğu hayat iledir. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Hayat vücudun nurudur. Yani bir vücut varsa oraya hayat girmişse kemale ulaşıyor. Ama kemale ulaştı ama şuur yok. Şuur olmayınca yine tam kemale ulaşmıyor. Hayat her şeyin hayat vücudun nurudur. Şuur hayatın ziyasıdır. Bakın insanda hayat var. Ama Allah'a inanmıyor, Allah'ı inkar ediyor. Bakın hayat var. Ama şuur olmadığı için ışıklanmıyor, nuraniyet kesbetmiyor. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Hayat her şeyi, her bir zihayat olan şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşyaya malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şeyi zihayat diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Şu anda 7 milyarın üzerinde insan var deniyor. Her bir insan dese ki şu güneş benim lambamdır diyebilir. Şu ay benim işte gece lambasımdır diyebilir. Bu dünya bana aittir diyebilir. Nasıl ki ziya eczamın görülmesine sebeptir. Yani şu anda bu odada oturuyoruz. Elektrikler gitsin. Birbirimizi göremiyoruz. Diğer varlıkları da göremiyoruz. Kitaptaki yazıları okuyamıyoruz. Çünkü niye? Ziya yok. Ziya
eczamın yani cisimlerin görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. He, demek ki ışık olmadan renkler gözükmüyor. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'ü kül ve külli hükmüne getirir. Cüz'i bir cüz'ü, yani küçüğün küçüğü olan, o küllün küllü hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Şimdi üstadımız risalelerde geçiyor. Kainatın küçültülmüş misali musağarı insandır derler, değil mi? İşaretül İcaz'da da 18 bin alemin numunesi insana derç edilmiştir. 18 bin alemin numunesi insana derç edildiyse demek ki kainatın küçültülmüş bir misali musağarı insandır. Yani Cenab-ı Hak külü cüze koyabiliyor. Cüzü de küle koyabiliyor. Bir başka misal. Bakın benim vücudumda trilyonlarca hücre var. Benim bütün hasiyetlerimi parmak izime saklayabiliyor. Benim bütün hasiyetlerimi bir saç telime koyabiliyor. Benim bütün hasiyetlerimi bir tırnağıma koyabiliyor. Beyaz vücuttaki bir deriye koyabiliyor. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelliyi vahdettir. Hayat kesret tabakasından bir çeşit tecelliyi vahdettir. Yani benim trilyonlarca hücremden bir insan oluyorum. Ve kesret de ehadiyetin bir aynesidir. Bak, hayatsız bir cisim büyük bir dağ gibi dahi olsa yetimdir. Gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ona ve ona karışan şeyler ve ile vardır. Yani bir dağ düşünün. O dağ diğer dağa gidemiyor. Sadece oturduğu yerle sabit. Ama o dağın üzerine birileri gelirse onunla münasebet kuruyor. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Mesela yağmur yağdı. Yağmurla münasebeti var. Dolu yağdı o dağın üzerine. Doluyla münasebeti var. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten madumdur. Başka bir dağda kuşlar var ama o dağa gelmiyor. Demek ki o dağ için o kuşlar yok hükmünde. Neden? Çünkü ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun. Ne şuuru var ki taallük etsin. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki bütün kainatla, hususan zemin çiçekleriyle ve nebatatları ile öyle bir ticaret akdeder ki diyebilir şu arz benim bahçemdir, ticaret hanemdir. Sınır yok. Hangi çiçekten, hangi nakıştan alacaksa ticaretini yapıp geliyor. İşte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına, meşhur zahir havaslar, yani duygular ve batini duygular. Meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayri meşhur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envaiyle ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. Yani maddi duyguları var, manevi duyguları da var. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse elbette hayat tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça, en yüksek mertebe Cenab-ı Hak insanı ahseni takvimde yaratıyor. Öyle bir inbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur, hayatın ziyası olan şuur. Bir parantez daha açalım. Üstadımız 23. sözde insan diyor nuru iman ile cennete layık bir hal kesbeder. Dördüncü şuur, şuuru iman ile
insan cenneti bu dünyada yaşar. Eğer şuur olmazsa, bakın cennete layık bir hal kesbediyoruz zaten. Şuuru elde edersek cenneti bu dünyada yaşama fırsatımız var. Hayatın ziyası olan şuur ile, akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklıyla avalim-i ulviyede, ulvi alemlerde ve ruhiyede, ruhi alemlerde ve cismaniyede gezer. Cismani alemlerde de gezer. Yani o zihşuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zihşuurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Üstad diyordu ya İşaretül İcaz'da 18 bin alemin numunesi insanın vücuduna derc edilmiştir. O alemde bir değişiklik olduğu zaman eğer ruh zihşuursa o alemdeki değişikliği insan hissediyor, hissedebiliyor. Hayat Zat-ı Zülcelal'in en parlak bir bürhan-ı vahdeti ve en büyük bir madeni nimeti ve en latif ve tecelli merhameti ve en hafi ve bilinmez bir nakşı nezihi sanatıdır. Evet, hafi ve dakiktir. Çünkü envâ-ı hayatın en ednası olan hayat-ı nebat, yani hayatı olan varlıkları biz aslında ne diyoruz? Bitkiler diyoruz değil mi? Cansızların hayatı yoktur. Peki neye göre cansızların hayatı yoktur? Yani affedersiniz hayvanlara, insanlara ve bitkilere nazaran hayatı yoktur. Ama cansız diye tabir ettiğimiz varlıkları mikroskop altında incelesek ne tür canlılar var, ne tür varlıklar var? Zerre Risalesi'nden anlayabiliriz. Çünkü envan hayatın en ednası olan hayat-ı nebat ve o hayat-ı nebatın en birinci derecesi olan çekirdekteki ukde-i hayatiyenin tenebbühü, yani uyanıp açılarak neşv-i nema bulması, o derece zahir ve kesretle ve mevzuliyetle ülfet içinde zamanı Adem'den beri hikmet-i beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Neden nazarında gizli kalıyor? Çünkü toprağın altında olduğu için göremiyoruz. Görsek, şuurla baksak veya onu görebileceğiz. Şimdi felsefeyi bakışla bakıldığı zaman bize bunları gösterilmiyor. Mesela bir elmayı kesin, ikiye bölün, içinden çekirdek çıkar. Herkes elmanın içindeki çekirdeği gösterebilir. Bir fark var ki o elmanın içinden çıkan çekirdeğin içinden ne kadar elma var, onu da Risale-i Nur gösteriyor bize. Önemli olan çekirdeğin içindeki o hayatları müşahede edebilmek. O da ancak ve ancak zihşuurla olabilir. Bir kardeşimiz öyle demişti. Bu skolastik bataklığın savunan insanların bel kemiğini kıran düşüncedir diyor. Felsefi görüştür bu diyor. Yani çekirdeğin içindeki varlıkları göstermek. Çünkü niye? Yani bu gösterilmediği zaman zamanı Adem'den beri hikmeti beşeriyenin nazarında gizli kalmıştır. Hakikati gizli kalmıştır. Hakikati hakiki olarak hakikat ne? Cenab-ı Hak nezdinden bakıştı. Hakikati hakiki olarak beşerin aklı ile keşfedilememiş. Peki bu Risale-i Nurlar beşerin aklıyla mı keşfedilmiş bir eser? Hayır. Cenab-ı Hakk'ın ilhamı, sünuhatı, ihtiratı. Ancak öyle keşfedilebiliyor. Üstad Hazretleri öyle keşfetmiş. Evet muhterem abiler, konuyu şöyle özetlersek, melaike ve ruhaniyat bahsi. Melaikelerle ruhaniyatın bir farkı var. Melaikelerin müekkelliği var. Ruhaniyatın, burada anlatılan ama ruhaniyatın müekkelliği yok. Söz konusu değil. Bu ruhaniyatların sadece Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını tefekkür etme, müşahede etme, o kainat kitabını okuma,
o saray alemlerini seyretme, tefekkür etme ve ziynetleri ortaya koyma gibi bir vazifesi var. Aynen dünyada olduğu gibi dünyadaki hakaret aynı zamanda o varlıklarda da oluyor. O varlıklarla da bizden kaynaklanan tarafı var. Onlardan bize zarar gelmiyor. Fakat insanların ağzından çıkan kötü kelimelerden yaratılan varlıklar bize zarar veriyor. Onların da nasıl zarar verdiğini 20. söz 1. makamda izah ediliyor. Kurtuluş yol ve yöntemi de tılsımat-ı Kur'aniye. Nasıl tılsımat-ı Kur'aniye insanlara tesir ediyor sualinin cevabı ise latif nüktelerde izah ediliyor. Cenab-ı Hak bizi bu şerli varlıklardan muhafaza eylesin. Risale'yi okuyup anlamayı, idrak etmeyi ve sonra da başkalarına numune-i imsal olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davam enel hamdulillahi rabbil alemin. Allah rızası için El-Fatiha.